Merhabalar arkadaşlar, kanalıma, videoma hoş geldiniz. Biliyorsunuz sürekli otobüs içerikleri üretiyorum. Bugün sizlerle beraber Topwig Design'a konuk oldum. Şu an Sprinter 2020'nin içindeyim. Bu araç özel dizayn edilmiş. Designerlarla beraber hepsi deri kaplama bir şekilde araç koltukları yapılmış. Bizi davet eden Halim ve Haşim Bey'e buradan tekrardan çok teşekkür ediyorum. Şimdi aracın detaylı özellikleri var. Onları sizlerle paylaşacağım. Dış kısmını çekeceğiz. Araç nasıl desem bayağı bir özellikle dolu. Bunların hepsini şimdi size gösteriyorum. İlk önce dış kısmını inceleyelim. Sprinter ana konumuz, sonra içine bakalım. Aracta ne özellikler var? Hadi gidelim. Evet arkadaşlar, şimdi aracın şöyle iç sistemini de göstereyim size. Gördüğünüz gibi araçta multimedya sistemi ve tabii ki Mercedes'in yeni kasa direksiyonu mevcut araçta. Şöyle bu öndeki koltuklar da tamamen değişmiş. Şuraya şoför için bir bölme de yapılmış. Mercedes'in yeni direksiyonu da gördüğünüz gibi efsane olmuş gerçekten kaplamasıyla. Evet arkadaşlar, aracın iç kısmında girişimizi yaptıktan sonra şu anda dış kısmındayız. Gördüğünüz gibi araç Mercedes Sprinter 2020 yeni kasa üretim. Şimdi araç siyah renkte, efsane gözüküyor zaten sizlerin de gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi Topwig Design'da vitolar da var. Tabi bizim şu anda ilgimizi çeken şu siyah güzel Sprinter. Araç baştan sona içinde dediğim gibi VIP dizayn edilmiş. Arka kısımda lavabosu bile mevcut. Yani Sprinter'larda görmeyeceğiniz bir özellik. Dediğim gibi 416 Sprinter yeni kasa. Gördüğünüz gibi araç şöyle. Detaylar da mevcut araçta. LED detayları da gelmiş Sprinter'a bu serisiyle beraber. Şöyle gördüğünüz gibi. İsterseniz şimdi abimizle beraber bize abimiz özelliklerinden bahsedecek. Bakalım aracın ne tür özellikleri var. Şimdi Durmuş ustamızla beraber aracın tek tek özelliklerine bakacağız. Durmuş ustam, ilk hangi araçtan özellikten başlıyoruz? TV'miz abi. Şöyle uzaktan tabletle gördüğünüz gibi TV'yi aşağı indirip tekrar üst kısma basıp şöyle TV'miz gördüğünüz üzere geri yerine geliyor. Dümdüzsem istersen geçelim diğer özelliklere bakalım. Aracımızın kapısı otomatik. Aracımızın, evet, Durmuş Usta'nın dediği gibi şurada düğmeyle aracımızın otomatik kapısını kontrol edebiliriz. Aracın içerisinde Nespresso'muz var. Şöyle gördüğünüz gibi uzaktan kontrol edebiliyoruz bunu da. Kahvesimiz var. İçip kahve yapılabiliyor. İçine koyup kahvemiz geliyor kendisi. Evet. Diğer özelliğimizi göstereyim. Şöyle alt tarafı gösterelim. Buzdolabı yine tabletten tabii, kontrol edilerek. 6 kişilik buzdolabı. Dereceli burada ayarlanıyor. Otomatik. Burada yolcu için. Şöyle yine uzaktan kontrolle masalar. Kahvaltı masamız açılıyor. Ve tekrar uzaktan kontrolle kapanıyor masamız. Koltuk özelliklerimiz var. Şurada gördüğünüz gibi koltuk kendiliğinden şöyle şuradan yönetiyoruz. Alt bölmede kendisi baldır şöyle destekli. Baldır destekli koltuklar şöyle gerçek olur. Kesinlikle keyifli bir yolculuk bekliyor sizi yani bu araçta. Burada diğer tarafta da protokol tarafında da şöyle yine bir masamız var. Şunlar. Hepsi uzaktan kontrol ediliyor. Evet, burada şişelerimiz var. Şöyle gösterelim. Diğer tarafta bardak var. Bardaklar. Tek sezon burada da bir kişilik yolcu için hostes masası var. Şöyle. Gördüğünüz gibi PlayStation'ımız da mevcut araçta. Şöyle konsol. Şöyle konsolda şu tarafta. Durmuştan bir de araçta Apple TV ile Apple TV eğlence sistemi de var. Şöyle göstereyim ben. Şöyle gördüğünüz gibi Apple TV
destekli bir araç. Brewmaster hoparlörlerin olacağız. Gördüğünüz gibi bayağı güçlü bir hoparlör sistemi var araçta. Dönüşten kaç tane hoparlör var? 2, 4, 6 tane hoparlör. Evet, 6 hoparlör. Ört altından çıktı 8 tane. 8+1. 8+1. Bayağı güçlü bir hoparlör sistemi var araçta. Son tarafta kontrol ünitelerimiz var. Şöyle gördüğünüz üzere priz ve kablosuz şarj standı da şurada. Bu da Apple TV'nin kumandası. Bu da diğer televizyonun kumandası. Evet, sürücüyle itiraf için bir tane telefonumuz var. Şöyle. Ve uluslararası konuşabilir. Uluslararası konuşulabiliyormuş. Ondan sonra ledlerimizi buradan kontrol edebiliriz. Şöyle. Komple hepsi dimer. Kısılıp açabilirsiniz. Kendi zevkinize göre renkleri ayarlayabilirsiniz. Şöyle buradan kontrol edebiliriz. Evet, hepsi buradan kontrol. Çok güzel bir sistem gerçekten. Ondan sonra arka tarafta yine ailece gidebilmesi için burada koltuklarımızı da aynı şekilde yapabiliyoruz. Burada da yine evet, koltuk ayarlanabilir. Evet. Koltuğumuz mevcut. Başlığı şöyle. Ve bunların altında çekmece yapıyor var. Evet. Özel bölmeler mevcut. Özel bölmeler. Kişisel eşyalar bırakılması için. Aynısı yanında sağ tarafta da var. Aynısı bu tarafta da mevcut. Bu arabaların hepsi el işçiliği yapılmış. Işık karbon kaplama çok özel bir üründür. Tavana kadar komple her tarafı maun kaplama görmüşsünüz. Hepsi de el işçiliğidir. Hepsi el işçiliğiyle yapılmış. Evet. Arka tarafta da var. Arka tarafa geçelim. Şöyle bir şey durmuş. Şöyle. Şöyle gösterelim. Türkiye'de hemen hemen tek bir araç VC'si olan Sprinter'ımız. Şöyle geçebiliriz. Gördüğünüz üzere gözlerimizde mevcut. Tamam, kapı gözlerim. Bu basmış böyle. Temizlik amacıyla. Şöyle kişisel eşyaların yine bırakılması için mevcut dolaplar. Ve komple arka tarafı karbon kaplı. Burası da gördüğünüz gibi biraz yakından gösterelim. Karbon gördüğünüz gibi buralarda. Kapılar da şöyle kilitli, şöyle mekanizması da burada mevcut. İçerinin havalandırma, şuradan da havalandırmasını açabiliyorsunuz şöyle. Durmuş sistem aracın özelliklerini bize anlattığın için teşekkür ediyoruz. Şöyle perdeler de yine kontrol ediliyor. Durmuş sistem. Şöyle bütün araçtaki bütün perdeler yine tabletimizden kontrol edilebiliyor. Şöyle. Durmuştan gerçekten araç efsane. Bizlere tanıttığın için teşekkür ediyoruz. Ben dışarıdan böyle bir tekrar şuradan mı basıyorduk? Evet. Şöyle kapımız açılsın. Evet arkadaşlar, aracın özelliklerini gördünüz. Gerçekten VC'si olsun, yani birçok özelliğiyle beni etkileyen bir araç oldu. İstanbul'dayız şu anda, Esenyurt'tayız. Aracımızı inceledik. Sizler için yollar kat ediyorum, araçlar buluyorum, araçlar inceliyorum. Tekrardan Topbuild Design'a teşekkür ediyorum. Bu güzel aracı inceleme fırsatını bize sunduğu için. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve şu butonun da incelemesini istiyorsanız aşağıda yorumlarınızı bırakabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmayın.